Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Sizinle bir hayat pahalılığı ve enflasyon karşılaştırması yapacağız. Bu mesela diyoruz ya 47,8 çıktı. İşte açıkladı TÜİK bir yıllık enflasyon oranını Temmuz sonu itibariyle ve 47,8. Bu şu demek. Yani hayat 47,8 yani yarı yarıya daha pahalı bir yıl öncekinden. %50'ye yakın daha pahalı bir yıl öncekinden. Bu resmi rakamlar, resmi rakamlar diyoruz çünkü TÜİK bir ay önce işte bu 35 civarında çıkarmıştı. Hatta çok kötü espriler yapılmıştı biliyorsunuz işte 80 ama 35 görünümünde falan diye hatırlıyorsunuz. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Fakat bu 47,8 neden sonra çıktı? İşte Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geldi. Sonra Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı ve onun bir açıklaması oldu en son hatırlıyorsunuz. Merkez Bankası yani hatırlıyorsunuz dediğim yayınlarını çok ayrıntılı yaptık. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklarken dedi ki şimdiye kadar yapılan şeyler yanlıştır. Yanlıştır. Bizim enflasyon yıl sonu enflasyon tahminimiz %58 dedi. Ki yani buna da şey var, itirazlar var. Hem muhalefet partilerinden örneğin hani Kemal Kılıçdaroğlu söylemişti ama iktisatçı Fatih Özatay bugün Yetkin Report'taki yazısında diyor ki %70 civarında biz bekliyoruz yıl sonu enflasyonunu. Her neyse daha gerçekçi deniyor. Hesaplar yanlış yapılmış arkadaşlar. O yanlış hesapları yapanlar hala koltuklarında oturuyorlardı. Neyse ki Hafize Gaye Erkan'ın bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 3 başkan yardımcısı, Merkez Bankası'nın 3 başkan yardımcısı ki aynı zamanda o yanlış hesapları yapan, yanlış tahminleri yapan para politikası kurulu üyeleriydi. Onlar görevlerinden alındı. Yerine daha profesyonel işte piyasalar tarafından da ya bunlar işinin ehli diye adlandırılan isimler getirildi. Ama o açıklamadan sonra zaten Temmuz enflasyonunun yüksek çıkacağı bekleniyordu. Çünkü enflasyon hesapları yanlıştı. Şimdi TÜİK 47,8 dedi. Burada esas bir ayrıntıya işte Fatih Özatay Yetkin Report'taki yazısında dikkat çekiyor. Aslında yapılan açıklamada da var ama herkes yıllık enflasyona baktığı için görülmüyor. Arkadaşlar Temmuz ayı enflasyonu %9,5. Ay sadece bir ayda bütün fiyatların ortalaması fiyatlar %9,5 yani %10'a yakın artmış bir ay içinde. Bu da resmi rakamlar ki Merkez Bankası'nın özür dilerim Merkez Bankası değil Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK'in enflasyon hesaplama paketi son derece sorunlu diye zaten söyleniyor. Yani esas halkın tükettiği ürünler daha az daha işte çok alakasız ürünler daha çok paya sahip diye söyleniyor. O yüzden İstanbul Ticaret Odası'nın sadece İstanbul için yapıyor olmasına rağmen İstanbul Ticaret Odası'nın tahminleri, hesapları daha gerçekçi kabul ediliyor. Neyse ki Merkez Bankası da şimdi daha gerçekçi bir şeye hatta girmeye başladı. Hani kefil olamıyoruz, başladı diyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek ama bu %9,5 enflasyon aylık arkadaşlar, aylık. Bakın Kolombiya'yı biliyorsunuz değil mi? Kolombiya Güney Amerika ülkesi ve hani dünyadaki kokain denilen uyuşturucunun esas çıkış noktası Kolombiya. Oradaki koka bitkisinden çıkıyor. Yani ekonomisi hakikaten kötü durumda bir ülke. İşte uyuşturucu ticaretiyle anılan, iç savaşın yıllardır devam ettiği bir ülke. Yıllık enflasyonu ne biliyor musunuz? Kolombiya'nın %12,36. %12,36. Türkiye'nin aylık enflasyonu resmi rakama göre aylık 9,5. Diğer çok sorunlu, ekonomisi kötü olan Güney Amerika ülkelerine gidelim. Bakın Batı ülkeleriyle karşılaştırmıyorum. Onlara da geleceğim. Ama mesela Şili %7,5, %7,6 aslında. Meksika 5, Brezilya 3. Bunlar yıllık enflasyonları. Financial Times, ekonomi gazetesi, biliyorsunuz İngiltere'de çıkan ekonomi gazetesi diyor ki bunları Latin Amerika ülkelerinin, Güney Amerika ülkelerinin bu enflasyon oranlarını vermiş. Amerika ve Avrupa faiz artırımında gecikti. Oysa bunlar zamanında
müdahale edip faizleri artırmaya başladıkları için şimdi enflasyonla mücadeleyi kazanmanın tadını çıkarıyorlar diyor. Biz daha yeni başladık. Neden sonra? Mehmet Şimşek geldi, Hafize Gaye Erkan geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın teorisi biliyorsunuz enflasyonun nedeni faizdir. Öyle olmadı. Yani 2 yıldır 2018'den bu yana aslında 2000 şeyden bu yana değil 2018'den beri bunu uyguluyordu. Fakat 2000 yani 2 yıldan beri dediğim 2021'den itibaren faizleri düşürmeye başladı. Merkez Bankası tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyleri vardı. Yani düşür diyorum, düşürmüyorlar diye görevden aldığını biliyoruz daha önceki Merkez Bankası başkanlarından birini. Şimdi bakalım düzeliyor mu? Bakalım düzelecek mi? Düzelmesi ümidini taşıyoruz. Çünkü hepimizi etkiliyor. Hepimizin canını feci halde yakıyor hayat pahalılığı arkadaşlar. Şimdi hani diyebilirsiniz ki ya bula bula bizi Şili ile Kolombiya ile mi karşılaştırıyorsun arkadaş? Peki Avrupa Birliği'nin hani bizi çok kıskanıyorlar biliyorsunuz. Avrupa Birliği çok kıskanıyor Türkiye'nin başarılarını. Türk halkının refahını çok kıskanıyor. Avrupa Birliği ortalaması %6.4 enflasyon ki çok yüksek yıllık. Bizde aylık 9.5 tekrarlıyorum. Almanya en çok kıskanan ülke Türkiye'yi biliyorsunuz. %6.8 feci enflasyon diyorlar yıllık. Yıllık %6.8 çok büyük enflasyon diyorlar. Bizde aylık %9.5. Allah'a şükür geçinip gidiyoruz değil mi? Yani bütün burada 2021'de başlamış enflasyon artışları bütün bu ülkelerde genel bir trend. Yani bir daha önceki Covid etkisi var ve daha sonra da işte Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı falan pek çok şey devreye giriyor. Herkese etkiliyor bunlar. Sadece Türkiye'yi etkilemiyor arkadaşlar. Hani buradaki fark bizim tedbiri almamış olmamız. Bakın Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi. Bir yıl önceki Temmuz ayında %8'i bulmuş enflasyon ki hani olacak iş değil o kadar büyük bir ekonomi için. Hemen Amerikan Merkez Bankası faiz artırımına başladı. %4.8'e inmiş bir yıl içinde. İtalya'ya bakıyoruz %6. Yunanistan'a bakıyoruz %3.5'a indirmişler. Merkez Bankası'nın faiz artırımı. Arkadaşlar ben faizci bir insan değilim. Ama faiz artıralım falan diye bir fetiş yapıyor ama ne gerekiyorsa onun yapılması gerektiğini iktisatçıların dilinde tüy bitti söyleye 2 yıldır. Bu gidilen yol yanlıştır diye. O gidilen yolun yanlış olduğu sonunda itiraf edildi. İşte Hafize Gaye Erkan çıktı itiraf etti. İtiraf etti değil ya itiraf deyince yanlış anlaşılıyor. Sanki kendi kabahatiymiş gibiydi. Hayır kendisinden önce. Ve Şahap Kavcıoğlu döneminde diyebilirsiniz ki ya onun etkisi değildi ki zaten. İşte Erdoğan söylüyordu, o yapıyordu. Altında kimin imzası var arkadaşlar? Altında benim imzam yok. Altında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun imzası var. Ama kendisi tabii mağdur edilmedi. Nereye gitti? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı oldu. Merkez Bankası Başkanı'ndan alınıp. Yani... Hani aferin çok iyi yönetemedin enflasyonu buradan buraya çıkardın al sana bir de madalya. Ha, sadece o değil hani söyledim ya az önce geçtiğimiz hafta işte Hafize Gaye Erkan'ın yanlış hesap yapmışız demesinden sonra o yanlış hesapları yanlış tahminleri yapanlardan hani 3 başkan yardımcısı görevden alındı diye. Efendim bir tanesine derhal madalyasını takdim etti Sayın Cumhurbaşkanı. Taha Çakmak Merkez Bankası eski başkan yardımcısı şimdi Türkiye Sigorta Genel Müdürlüğü'ne atandı. Türkiye Sigorta ne? Türkiye Varlık Fonu'nun kontrolünde olan şirketlerden biri. Hani Türkiye Varlık Fonu şu anda dikkatlerin üzerinde çünkü Mehmet Şimşek işte Körfez ülkelerine falan gidiyor ya kaynak bulmak için. Kaynak bulmak için, para bulmak için, yatırım bulmak için kapı kapı dolaşıyor Türkiye. O işte Mehmet Şimşek'e düştü. Fakat orada mesela Türkiye Varlık Fonu kontrolündeki şirketlerle de ilgileniyor. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. İşte Türkiye Varlık Fonu ne bileyim Türk Telekom, Turkcell, Çaykur bile var yani. Böyle pek çok şirket var. Etimaden yani çok önemli şirketler var. Şimdi buralarla ilgili peki Türkiye Varlık Fonu'nun başında kim var arkadaşlar? Doğru bildiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız var.
Yardımcısı kim? Profesör Doktor Erişah Arıcan, vekili. Aynı zamanda Borsa İstanbul'un da başkanı. Aynı zamanda Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'yla bağlantılı filan. Yani böyle bir şey. Sonra işte böyle birden fazla insan hep aynı çerçevede işler yapınca gelen oligarşi eleştirilerine çok alınıyorlar, çok kızıyorlar. Ama durum arkadaşlar ortada. Durum ortada. Şimdi sadece Körfez sermayesinden değil. Mesela biz bu konuşmayı yaparken dahi, ben bu kaydı yaparken dahi Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan İstanbul'da Avrupa merkezli bir yatırım bankası var. JP Morgan diye bir büyük bir bankacılık şirketi. JP Morgan. JP Morgan'ın düzenlediği yatırım toplantısında dünyanın büyük yatırımcılarına, batıdan gelen büyük yatırımcılara ne yapmak istediklerini anlatıyorlar. Tabii biz bu arada henüz yeni ekonomik programı kamuoyuna açıklamadıkları için bilmiyoruz. Belki onlara açıklayacaklardır. Hani rasyonele geçeceğiz demişti ya Şimşek. İşte bugün Fatih Özatay, iktisatçı da yazısını öyle bitirmiş. Yani rasyonele de geçsek iyi olur inşallah filan diye böyle espriyle. 50'ye yakın yatırımcı katılacakmış. Bunlar arasında BlackRock diye büyük bir yatırımcı şirket, Singapur Varlık Fonu, Franklin Templeton, Reuters'ın haberinden okuyorum. Bunlar da var. Yani büyük batılı yatırımcılara da arkadaş biz bunları yapacağız, gelin Türkiye'ye yatırım yapın diyecekler. Onlar şey der mi artık bilmiyorum ya, gelelim yatıralım da bir ihtilaf durumunda mahkemeye düşersek ne yapacağız? Sizde bağımsız yargı sorunu varmış galiba filan diye. Konuşuyorlar. Konuşuyorlar çünkü bu devirde bir şeyi saklamak mümkün değil arkadaşlar. Bir şeyi sonsuza dek saklamak mümkün değil. Bir yerde patlıyor. Bugün yine hani belki moralinizi bozdum ama bir karşılaştırma yaptım. Türkiye'de bizlerin maruz kaldığı aylık hayat pahalılığında dünyanın bütün ülkeleri hemen hemen yıllık hayat pahalılığı düzeyi onlarda. Yani bakın Kolombiya'nın örneğini verdim. Neredeyse Kolombiya'nın aylık yıllık enflasyon hayat pahalılığı artışı bizdeki bir aylık mertebesinde, ondan biraz az. Yani bu kadar, böyle bir durumdayız. Bunu bilin istedim. Bunu bilin istedim çünkü bazı şeyler karşılaştırılmadan anlaşılmıyor. Bizim bir ayda maruz kaldığımız hayat pahalılığına millet bir yılda ancak maruz kalıyor. Yandık, bittik, öldük diyorlar. Sonra da biz kalkıyoruz efendim bunlar bizim başarımızı kıskanıyor diye. Peki. Peki daha fazla gitmeyeyim. Bu kadar içinizi kararttığım yeter. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.